Efendim? Tarihin arka odası devam ediyor. Galiba demin bir hata yaptım ben. Bu güvenlik konseyinde Birleşmiş Milletler'de küçük Fransa'nın karşısında izleyen zannedersem Osman Olcay'dı. Haluk Bayırken değildi. Galiba Osman Olcay'dı. Son dönemin efsanelerden. Efsane Turgut Menemencioğlu, Namık Kemal ailesi malum. Böyle efsane isimler vardı tabii ki. Ama işte şimdi dediğim gibi maalesef yabancı dil konuşamayan büyükelçiler atandım ben şimdi. Siz de bilirsiniz. Büyükelçi İngilizcesi, Fransızca berbat. Böyleleri de var ama tabii hariciye de haklı. Çünkü iyi lisan bilen, iyi okulları bitirmiş, iyi dil bilen insanlar şirketlere gidiyor. Yani devlet memuru olarak 3 kuruş maaşı hariciye geçmiyor. Onun da etkisi var tabii. Evet efendim. Nereden şey anlatıyorduk. Şeyi anlatıyorduk. Bu Mısır'daki olayı. Şimdi efendim bir önceki diplomatik hakaretten bahsedeceğim. Libya'da zamanın başbakanına Kaddafi'nin söyledikleri büyükelçi seviyesinde olmadığı için ve o hakaret üstü bir şey olduğu için artık onu hiç saymıyorum. Çadırda malum. Kategori dışı. Kategori dışı. Or konkuru o. Yani hiçbir şeye girmez o. Evet. Yani. Ama orada oğullarının seks skandalları vesaire vesaire çok fazla skandal oluyor. Her 2 senede bir zaten. Libya'da. Yani ama oğullarıyla bizim seks skandalları orayı bağlar. Biz hayır onda bize karşı yapıldı. Yani başbakana karşı yapıldı. Efendim 1952 yılında Cemal Abdülnasır ve genç subaylar Kral Faruk'u devirirler. Demin söylemiştim. Yerine 8 ay için bir naiplik konseyi kurulur. Ondan sonra bu konsey de kaldırılır ve Mısır Cumhuriyet olur. Büyükelçi, Türkiye Büyükelçisi Fuat Tugay'dır. Fuat Tugay, demin de bahsettiğim gibi Osmanlı Devleti'nin son dönem tanzimat döneminin önemli devlet adamlarından Deli Fuat Paşa'nın torunu. Deli Fuat Paşa adı üstünde. Efendim, eşi, refikaları yani Kahire'deki sefiremiz Emine Tugay veyahut oradaki Mısır'daki ismiyle Prenses Emine. Çünkü annesi Mısır hanedanından Prenses Nimetullah, babası ise çok kahraman bir Türk askeri Mahmut Muhtar Paşa. Hı hı. Meşhur Kars müdafiği ve en son Yunan Harbi'nde Yunan ordusunu perişan eden askerlerden ve sonra sadrazam Ahmet Muhtar Paşa'nın oğlu Mahmut Muhtar Paşa. Bir ara aynı kabinede görev yaptılar. Hükümet burada baba oğlu hükümeti diyorlar. Baba oğlu kabinesi diyor. Baba sadrazam, oğlu nazır, bakan. Baba oğlu hükümeti derler. Büyükelçi ihtilalden sonra Ankara'ya devamlı mesaj göndermiş. Beni buradan alın demiş. Çünkü karısı sefire yıkılan rejimin prensesi. Ve herkesin malına el konmuş. O Prenses Nimet'in de malına, Prenses Emine'nin de malına el konmuş. O sırada Dışişleri Bakanı Türkiye'de kim? Köprülü. Büyük Ali Fuat Köprülü almıyor. Ve Mısır da rahatsız bundan. Büyükelçi de rahatsız, sefire de rahatsız. Derken gazetelerde sefire hakkında yavaş yavaş aleyhte neşriyat başlıyor. O gazetelerin bir kısmı bende vardır. Mısır'dayken merak edip o Darülkütüp'ten toplamıştım. Fotoğraflarını çekmiştim. Önce işte Türkiye bu sefireyi niye burada tutuyor? Sefiri niye tutuyor? Kralın halası diyorlar, son kralın. Şu bu derken daha ağır şeyler ve hakaretler yağmaya başlıyor. Hatta öyle bir hale geliyor ki kralın bazı tuhaf istekleri için gerekli kişileri bu sefire temin ederdi diye. Böyle hakaretler. Fakat büyükelçi de devamlı beni alın diyor, Ankara'dan tık yok. Peki Köprülü'nün niye böyle bir şey? Onun işte Köprülü'ye sormak lazım ama maalesef artık yani Fuat Köprülü anlamış. Rahmetli iyi bir tarihçiler ama çok kötü, büyük alimdir. Çok kötü bir dışişleri. Çok kötü dışişleri bakanı. Cezayir yani, lekesi de. Bizim Kıbrıs diye bir meselemiz yoktu diyen Fuat Köprülü'dür. Cezayir'i tanımayan. Efendim derken bir gece Mısır Operası'nda bir yeni opera temsil ediliyor. Ki yanan opera binası, eski filmlerini seyrettim onun ben, muazzam bir bina. Yani Paris ve İtalya'daki operalar gibi. Nefis bir opera binası. Abdülnasır da orada, ihtilalin lideri, devlet başkanı olmuş.
Ve şeyden sonra, piyesten sonra bir resepsiyon veriliyor, davet veriliyor. Küçük bir kokteyl. Ve Nasır da orada hazır bulunuyor. Büyükelçine saraya girmişler. Diplomatik şey malum. Elini sıkıyorlar devlet başkanının. İçeride sohbet edecekler. Kokteyle gidiyorlar. Bizim büyükelçi de girmiş. Ama son anlaşılıyor ki, yani bonsuar deyip içeri gitmek için değil, hakaret etmek için. Bizim de kabahatimiz var. Hmm. Elçinin de kabahati var ama asıl kabahat Ankara'nın. Ve o gün almaması da. Kahire gazetelerinde çok daha ağır yazılar çıkmış sefiri hakkında. Fuat Tugay Nasır'ın önüne geliyor. Nasır elini uzatıyor. Sefir, ben sadece centilmenlerin elini sıkarım diyor. Dönüyor arkasını gidiyor. Eli havada kalmış adam. Ağırsız ama. Eli havada kalmış. Ve herkesin önünde. İngiliz sefiri, Amerikan sefiri hepsi orada. Dönüyor arkasını o Kasanil'deki, Kasanil Caddesi'ndeki rezidansa gidiyor. 2-3 saat sonra dışişleri, polis, askerler geliyorlar. Persona non grata, yani istenmeyen adam ilan edildiniz. Hemen Mısır'ı terk edeceksiniz. O gece valizini yapıyor. Sefir havaalanına gidiyor ve VIP kısmını almamışlar. Normal yolcu kuyruğunu almışlar, pasaport kontrolü yapmışlar. Çok daha ağırı gümrük kontrolüne sokmuşlar. Eşya kontrolü, valizleri açılmış. Çamaşırlarına kadar etrafa saçılmış böyle. Hadi güle güle demişler. Ve Türkiye bu ilişkilerin düzelmesi için 90'lara kadar bekledi. Tam anlamıyla düzelmesi için. 30 yıl soğuk ilişkiler. 54, 35 sene falan. Evet. 64, yani 88-89'da düzelmeye başladı. İşte Özal gitti. Hüsnü Mübarek zaten Sedat zamanı berbattı şeyler. Ve Kıbrıs olayları sırasında, özellikle 64 krizi sırasında Mısır her türlü desteği vermiştir Rum tarafına. Hı. Çünkü biz de onun aleyhinde ne varsa biz de onu yapıyorduk. Ya böyle şeyler yaşadı Türk diplomasisi maalesef. Ya biz bile mesela Prag'da yaşıyorken, Çekoslovakya'ydı o zaman, hafta sonları Wieden'a ve Berlin'e gidiyorduk trenle. Bir keresinde tren kompartmanda 4 kişiyiz, kardeşim, ben, annem, babam. Geldiler, her kompartmana tıkır tıkır gidiyor. Bir bakıyor pasaporta, gidiyor. Bizim hepimizin kırmızı pasaportu var. Bizim kompartmanın didik didik koltukların altlarını, valizlerimizin içlerini falan aynen sizin dediğiniz gibi açıldı vesaire. Kim yapıyor bunları? Oradaki Almanlar yapıyor. Ve yani babam çok sinirlendi. Ankara'ya nota gönderildi. Çünkü çok büyük bir hakaret bu. Türk sefiri ve Türk sefirinin kompartmanı didik didik aranıyor. Ama o tam Hans olabilir, onun için yapmıştı. Yani kafa evet, şeyi. Evet, ama sonuç itibariyle hani bir şey söylenmesi lazım. Verdikleri cevap neydi biliyor musunuz? Çok özür dileriz. Ama işte sizin yeşil pasaport ve kırmızı pasaportlu milletvekilleriniz en büyük uyuşturucu kaçakçılığını yapıyorlar. Dolayısıyla özellikle kırmızı pasaportlara bu kadar böyle şey. Kırmızı pasaportu niye veriyorlar o zaman? Bir milletvekili, hatırlar mısın? Düşünebiliyor musun? Uyuşturucuyla yakalanmıştı Fransa'da, senelerce de hapis yapmıştı. Dışişleri Bakanlığı yedi mi yani o hakareti? Yok, bayağı bir tepki gösterdik. Efendim, son bu konuda bir kitap göstermek istiyorum. Demin bahsettiğim Emine Tugay. Evet. Oradaki ismiyle Prenses Emine, tam adıyla Emine Fuat Tugay. Kitap şu: Three Centuries, Family Chronicles of Turkey and Egypt. Üç asır Türkiye ve Mısır. Ya da şu iç kapağı göstereyim çünkü yırtılmış dışı. Nefis bir kitaptır. Maalesef Türkiye'ye çevrilmemiştir. Türkiye. Türkçe'ye pardon. Oxford Üniversitesi'nden çıkmıştır. 1960'da okuyabiliyor musun? Buradan göremiyorum. 63. 63'te. Direkt İngilizce.